Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında ilk araç teslim törenine katıldı. Ayrıntıları alacağız şimdi, hemen canlı yayın noktamıza gideceğiz ama henüz canlı yayınımızla ilgili bir hazırlığımızda küçük bir problem var. O problemi arkadaşlarımız şimdi giderdi. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden Murat Sekban karşımızda, aracın da hemen yanında, detayları aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Murat'a bırakalım. Aktan Uysal, öncelikle hemen arkamızda görmüş olduğunuz araç Pars 4x4. Hemen karşı tarafımızda da Kaplan bulunuyor. Dilerseniz Pars'tan başlayalım. Öncelikle silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı programla birlikte Pars'ın özelliklerinden dilerseniz kısaca size bahsedelim. Öncelikle hemen üstüne dikkat çekmek istiyorum. Üzerinde yeni nesil tank savar kulelerini görüyorsunuz. Omtaş. Yeni nesil tank savar kuleleri var. Hemen yan tarafında da makineli tüfek görüyorsunuz. Bu araçlar zırhlı araçlar aslında. Ancak yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda da üretildiler. Dilerseniz hemen bizler de içine doğru yönelelim. Baktığımız zaman içerisi de aslında oldukça geniş, son teknolojiyle, son teknolojiyle de donatılmış durumda. Önlerinde yine kontrol eden kişiler bulunuyor. Yukarıdaki tank savar kulelerinin kullanılması için de hemen kontrol kumandalarının da bulunduğunu belirtmiş olalım. Ağırlığı tam olarak 12.3 ton oluyor Pars 4x4'ün. Bunun nedenini dilerseniz paylaşalım. Zırhlı araç demiştik. Özellikle terör saldırılarında mayın ve EYP'ler kullanılıyordu. İşte bunlara karşı personeller de taşınırken olası aksaklıkların önüne geçebilmek için yine koruma amaçlı da bunların geliştirildiğini ve eklendiğini de belirtmiş olalım. Tekerlek tipli bir araç Pars 4x4 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Arazide ise tam 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hemen diğer tarafa dönelim dilerseniz. Diğer tarafa baktığımızda orada palet tipi silah taşıyıcı araç bulunuyor. O da Kaplan STA paletli bir araç. Bu da yine oldukça önemli. Tam ağırlığı 17.8 ton. Oldukça ağır ve yine aynı zamanda yukarı baktığımızda yine aynı şekilde tank savar kulelerini görebiliyoruz. Kornet ve tank savar kuleleri bulunuyor. Aynı zamanda makineli tüfek de yine araçla entegre edilmiş durumda. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretildi. Normal azami hızı 65 kilometre ve arazide ise hızı 40 kilometreye kadar yine çıkabiliyor. En önemli başlıklarını sizlere aktardık. Bunların aslında bir önemli nokta daha söyleyelim. Bu araçlar deniz dışında sulu su boylarını, yüksekliğini geçse bile yine aynı şekilde ilerleyebiliyor. Biz de aslında kapısını açmaya çalışıyoruz şimdi. Kaplan'ın iç kısmını da sizlerle paylaşalım. Hemen yine 4 mürettebat, 4 personel taşıyabiliyor. Aynı zamanda araç içinde aracı kullanan yetkili personelle birlikte ve aracın içi de tamamen yerli ve milli silahlarla, imkanlarla donatılmış durumda. Araçlar dediğimiz gibi deniz dışında boylarını geçen, boyunu aşan sularda bile rahatlıkla ilerleyebiliyor. Kaplan palet tipi, Pars'a lastik tipi üretilmiş araçlar, silah taşıyıcı araçlar, özellikle terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oldukça önemli faydalar sağlayacak. Sadece zırhlı araç ve personel taşıyıcı araç olarak kalmayacaklar artık. Onların üzerine entegre edilen tank savar füzeleriyle de artık birer adeta tank avcısı olacak. Kaplan ve Pars ikisi teslim edildi. Proje 2016 yılında başlamıştı. 2022 yılına kadar devam edecek ve toplam 200'e yakın araçta yine teslim edilecek. 260 araçta teslim edilecek. Yine görmüş olduğunuz gibi hemen yukarısında aynı zamanda sensörleri de var. Çevreden gelebilecek saldırıları algılayan önemli sensörleri de var. Yukarıda yine tank savar füzelerinin de bulunduğu sistem de var. Aracın içerisinde uzaktan kumandayla kontrol ediliyor ve 184 adet Kaplan, 176 da Pars'ın 2022 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi oldukça önemli ve güçlü araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda
tasarlandı. Bu araç tam 17 ton ağırlığında ve arazide 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. Normal yollardaysa 65 kilometreye kadar çıkıyor. Deniz hariçte boyunu aşan sularda dahi ilerleyebiliyor. İçinde 4 personel taşınabiliyor. Özellikle terörle mücadelede önemli güç kaynağı olacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Bizler de A Haber ekipleri olarak Kaplan ve Pars'ı sizlere tanıtalım dedik ve sözü şimdilik size bırakalım.